İş dünyasından merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün konut sektörünü konuşuyor olacağız. Konut fiyat endeksi açıklanacak. Onun öncesinde konut satış istatistiklerine, ikinci el satış, ipotekli satışın payına ve konut fiyat endeksindeki beklentileri ve aynı zamanda yabancıya satışta neler yapılmakta, tüm bu soruların yanıtını bugün Raiden Genel Müdürü Alp Çapa ve Mars Investment CEO'su Hakan Bucak'tan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle Cuma açıklanan veriyle ilerleyelim dilerseniz. Konut Ocak ayına ilişkin satış istatistiklerine baktığımızda %55'lik bir artış var. 113 bin adetlere ulaştı. İpotekli satışın payı %37'ye geldi ve buradaki artış da %555'lerde. Dolayısıyla konut kredi faiz oranlarındaki indirim ipotekli satışlarda kendini gösteriyor. Daha alt kırılımlarına da gireceğiz. Yabancıya satış olmak ve ikinci el satışlarda özellikle çok dikkat çekici. Birinci el satışa göre çok daha hızlı artıyor. Bunun nedenlerini soracağım ama an itibariyle bakacak olursak Ocak ayına ilişkin perspektifte siz nasıl görüyorsunuz? Bu yıl genelinde sektör beklentilerde eski hani o altın yıllarına geri kavuşabilecek mi? Yoksa geçtiğimiz yıla göre hafif bir toparlanmanın olduğu bir yıl olarak mı değerlendirirsiniz? Çünkü sizin de raporlarınız da var Alp Bey. Ne dersiniz? Bir kere bu faizlerin yüksek olduğu dönemden Haziran öncesi bu sektör bayağı bir kıvranıyordu. Bayağı bir konut satışında zor bir dönem geçiriyordu. Faizlerin hızlı bir şekilde aşağı gelmesiyle konut satışlarında ciddi bir artış gerçekleşti. Biz son 5 sene istatistiklerine bakarsak genellikle senede 1 milyon 300 bin, 250-300 bin civarında bir konut satışı gerçekleşiyor. Bunlar da yarı yarıya yeni konut ve ikinci el olarak gerçekleşiyor. Aralık ayında daha doğrusu 200 binli rakamların üzerini gördük. Yani bu tarihte bir rekordur. Geçen ayın bir önceki aya göre %50 düşmesinin sebebi de yani o rakamın gerçekten çok istisnai yüksek olması. 202 bini gördük Aralık ayında sonra 113 bine geriledi. Yoksa 113 bin kötü bir rakam değil. Evet. Normalde ortalamada işte 120-130 bin civarında bir ortalaması var aylık satışların. O civarlarda gene gerçekleşmiş oldu. Geçen sene ilk 6 ayla ikinci 6 ay yani ayırırsak ilk 6 ayda gerçekten neredeyse yarı yarıya 1 milyonun altında kapatacağını tahmin ediyorduk. Fakat faizlerin geri gelmesiyle birlikte biz aslında bütün geçen 5 senenin ortalamasını yakalamış olduk. Ocak ayında da aslında yani bilmiyorum bu satış rakamlarını konuşuyoruz. İstiyorsanız fiyat endeksine daha sonra geçelim. Dolayısıyla satış rakamları üzerinden bakacak olursak 113 binlik bir rakam gayet iyi. Eğer bunun ipotekli tarafını da yorumlamamı isterseniz yani %37'si ipotekli satış. İpotekli satışın da ağırlıklı olarak ikinci elde olduğunu görüyoruz. İkinci elde olması aslında bize şöyle bir yorum getiriyor. Daha çok insanlar kiradan kurtulup ev sahibi olmak için bir fırsat görüyorlar, gördüler bunu ve bankalara hücum edip krediyle birazcık da yatırımı birikim varsa krediyle ikinci elden de ağırlıklı olarak konut satın alarak ev sahibi oldular. İpotekli satışın da bir sorunu aslında borçlanma tarafında bir yükü de arttırması diye bakabiliriz. Kredili konut satışları aslında stoğu 167 yani 167 milyar dolardan 190 milyar dolara çıkmış BDDK'nın açıkladığı rakamlara göre. Dolayısıyla aslında halk da birazcık tekrardan borç yükünün altına birazcık girmiş oldu. Ama bu konut piyasası için gayet olumlu bir durum. Yani borçlanarak gidiliyor belki ama sonuçta piyasaya bir can katıyor. Evet, ağırlıklı da ikinci el evet. Satışlarından geliyor. Yani yeni konutu ayrıca konuşuruz. Yeni konuttaki sorunları, inşaat sektörüyle ilgili. Çünkü ikinci el satışları da ilerlemesi bir anlamda konutların el değiştirmesi demek. Aynen. Yeni satışlarında olmaması yeni projelerin çok da aslında önünü açmayacaktır. Sadece bir miktar inşaat gayrimenkul şirketlerine bu dönemde bir can suyu demek değil mi? Çok doğru. Yani üçte bir de olsa en azından yeni konut satışı gerçekleşmiş. Bu gerçekleşen yeni konuttan gelen rakamlar da bir parçacık inşaat sektörüne, geliştirici tarafına biraz nefes aldırdı diye düşünüyorum. Bankalara çok ciddi borç yükü var biliyorsunuz. 2000'li yıllarda 3 milyar dolar civarındayken inşaat sektörünün bankalara olan borcu. Bugün 2019'da 41,5 milyar dolar.
Ve ellerinde de ciddi bir stok fazlası var. Yani bu stok fazlasını eritmek için çok daha ciddi satışların gerçekleşmesi gerekiyor yeni konutlar. Bu nasıl sağlanır onu da soracağım ama Hakan Bey'e de dönmek istiyorum. Ocak ayı verilerini siz nasıl okuyorsunuz Hakan Bey? Bu yükselişi koruyabilecek mi sektör öncelikle? Özlediğimiz rakam vardı öncelikle. Aslında 2 sene önceden itibaren analiz edersek 2017 faiz artışlarıyla başlamıştı. Tam tersi şu anda faiz azalışları ve Merkez Bankası'nın, kamu bankalarının, özel bankaların bu konuya çok ciddi teşvikler çıkarması, faiz oranlarının aylık bazda birin altına düşmesi artık Türk halkının özlemiş olduğu ev sahip olma arzusunu yerine getirmeye başladı. Türk tarafında da, yabancı tarafında da. Ben çok olumlu değerlendiriyorum. Beklediğimiz rakamlardı ama tabii bunun daha ileriye taşıması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda seyrinde devam edeceğini. Peki yıl genelinde bunu sürdürülebilir kılabilir mi sektör? Nelere ihtiyaç var? Yani faiz başlı başına tek etken mi? Şöyle faizlerin düşmesiyle bizim halkımızda fırsat kaçırıyorum korkusu oluştu ve şu anda herkes bir gayrimenkul alma arzusuna büründü. Yıl boyunca tabii ki de bu sürdürülebilir bir olay haline gelebilir. Ancak tabii politik krizler, ekonomik krizler vesaire olmaması gerekiyor. Ve gerçekten bu sektör politikadan, ekonomiden, dış devletlerin hücumlarından falan etkilenmemesi gerekiyor ki sürdürülebilir hale gelsin. Ve biraz daha alt kırılımlarına bakalım. Yabancıya satış. Evet, genel toplam içerisindeki payı düşük ama artış hızı yüksek. 3907'li adetlere ulaştı. Irak, İran, Rusya, Afganistan, Yemen, Almanya, Kuveyt daha çok bölge coğrafyasında satışların olduğunu görüyoruz. Yabancıya satışta özellikle daha çok Orta Doğu pazarını Türkiye tercih sebebi etmesinde hangi etkenleri görüyorsunuz? Önemli bir konuya değindiniz. Burada farklı düşüncelerim var açıkçası. Aslında yabancıya satışla Türkiye mütekabiliyet yasasının kaldırılmasıyla birlikte tanışmış oldu. 1 milyon dolarlık vatandaşlık paketi sunuldu. Ondan sonra bu vatandaşlık paketi 250 bin dolar altına çekilince ciddi bir yabancıya konut satışında talep alıyor hale geldik. Eskiden tabii 17 bin, 22 bin civarında izleyen konut satışları vardı. Burada bir çoğunluğu Orta Doğu ülkeleriydi ama şu an 45 bin rakamlardan bahsediyoruz ve yeni giren ülkeleri gördüğümde işte Bangladeş, Pakistan, Çin, Malezya, Japonya, şöyle söyleyeyim, ülkelerinde politik kriz olan, B planı arayan dünyadaki bütün Müslümanların ciddi anlamda Türkiye'ye ciddi bir ilgisi oluştu ve bu her geçen gün gittiğimiz coğrafyalarda da görüyoruz, gittiğimiz fuarlarda da görüyoruz. Vatandaşlık paketi sunmamız, her şeyden önce Türkiye'nin faiz oranlarının %25'lerden onlara çekilmesi ve Türk pazarının açılıyor olacağı iyi bir çıkış noktası gösteriyor yabancılara ve ciddi bir yatırım olasılığı sağlıyor. Peki hangi bölgeleri daha çok tercih ediyor yabancılar ve projede neye dikkat ediyorlar? İstanbul başta olmak üzere İstanbul Avrupa yakası, Anadolu yakası, sonrasında Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Trabzon gibi şeylere önemli tercih ediyorlar. Nelere dikkat ediyorlar? Projenin konumu, kira getirisinin olup olmadığı, bir gün 3-4 sene sonra bu projedeki aldığı konutu tekrar sattığında satabilme performansını değerlendiriyorlar. Artık eskisi gibi değil. Gerçekten çok dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor artık. Zaten şu an hizmet veren firmalar yabancılara bu konularda çok ciddi bir danışmanlık veriyorlar. Doğru projeyi, doğru lokasyonu, doğru fiyatı değerlendirme süreçleri devam ediyor. Tabii baktığınızda Trabzon'u niye tercih ediyorlar? Yalova'yı niye tercih ediyorlar? Şimdi bu coğrafyalar gerçekten hani bozkırla, güneşle savaşan coğrafyalar olduğu için Trabzon'un yeşilliği, denizi, işte Yalova'nın sakinliği, emeklilik açısından değerlendirdiğinizde bir yabancı için çok iyi hale geliyor. Bir de Türkiye'deki fiyatlar, örnek vereyim, Amerika'da yaşayan bir tane Müslüman, Pakistanlı bir Müslümanın alım gücü Türkiye'de 3 kat daha fazla, 4 kat daha fazla. Orada aldığı emeklilik maaşıyla Türkiye'de çok ciddi hayat standartlarında yaşayabiliyor. Evet. Peki Alp Bey, yabancıya satışta sizinle dikkatinizi çekiyor. Aslında hakikaten çok geniş bir range. Yani her ülkeden alım olduğunu görüyoruz. Ama genel pay içerisindeki oranı hala çok düşük. ne dersiniz? Daha nitelikli pazarlara yönelmek adına nasıl bir strateji izlenmeli? Türkiye'de demeyeyim aslında. Normal bir vatandaş, siz kendinizi düşünün. Gidip herhangi bir ülkede yatırım yapacaksınız. Hangi ülkede yatırım yaparsınız?
ülkenin şeffaf olmasına, demokratik bir ülke olmasına, kanunlarına saygılı bir ülke olmasına, ekonomisinin istikrarlı olmasına gibi gibi bir sürü sebeplere bakarsınız ve dersiniz ki hani ben burada paramı güvenle yatırabilirim. Çok iniş çıkış yaşanmayan, çok volatil, sürekli uçlarda dolaşan bir, yani 6 ay evvel geri dönüş süreleri konutlarda 30-35 senelere çıkmışken bir anda piyasanın dönüp 20 senelerde tamamlaması mesela çok radikal şeyler. Bunlar Avrupa'da gelişmiş ülkelerde çok uzun vadelerde gerçekleşen, yani bir trend döner yavaş yavaş bir yere gider. Yani bunları da öngörebilirsiniz. Şeye geliyorum sorunuza. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki yatırım mantığı, yani bir Alman'ın gelip Türkiye'de ev almasıyla bir İranlı, Iraklı'nın gelip Türkiye'de ev almasının arasında bence başka sebepler de olabilir diye düşünüyorum. Yani biraz konuştuk, bilmiyorum, bu bir spekülasyon tabii ama birazcık da hani gelişmiş ülkelere bu insanların akses edebilmesi için Türk vatandaşlığına ihtiyaçları olduğu gibi bir beklenti, bir duyumum da var. Ne kadar doğru bilmiyorum, tamamen spekülasyon konuşuyorum şu anda. Bu onlara bir kapı açıyor aslında. Yani Türk vatandaşı olarak çok biraz paranız var ve gelip Türkiye'de 250 bin dolara ev alıp sonra Türk vatandaşı olup, Türk vatandaşı olduktan sonra Amerika'ya, Avrupa'ya çok rahatlıkla seyahat etme imkanı bulabiliyorsunuz. Bu sebeplerden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Yani yatırım amaçlının yanında birazcık da bu tip ekstra sebepler olduğunu düşünüyorum. Ticarilerde tablo nasıl? Yabancının ilgisini nasıl görüyorsunuz? Ve genel anlamıyla ticari konutların satışı. Hani bu çok önemli çünkü Türkiye'de içerideki iktisadi faaliyetteki toparlanmanın da ışığı bir anlamda. Bu tarafta nasıl ticari gayrimenkullerde dönüş hızı? Ticari satışlarda genelde yabancıların bakmış olduğu tercihler kira garantili sistemler ya da geri alım garantili sistemlere dikkat ediyorlar. Hani bir yabancı olarak şunu çok iyi karakteristik olarak analiz edebiliyoruz. Yabancı buraya gelip bir dükkan alıp kiralama süreciyle uğraşmak istemiyor. Daha çok kiracısı içinde ticari üniteleri şu anda alımlar o konuda bence artıyor gitgide. Ama tabii Türk pazarında değerli üstadım daha iyi bilir. O konuda da bir ivme yakalanacağını düşünüyorum ben. Orada tabloyu siz nasıl görüyorsunuz? Raporlarda açıklıyorsunuz. Ticari tarafta çok... Orada bir iyileşme başladı mı tam anlamıyla? Ticari tarafta yani yabancı gözüyle... hem yabancı hem iç pazar anlamında. İç pazarda yani çok konut kadar şey yok, hareket evet. Yok şu anda ticari tarafta benim gördüğüm kadarıyla. Daha yavaş ilerliyor. Daha yavaş ilerliyor. Şeye bakılıyor gerçi. Burada hep brüt veya net getirilere bakılıyor. Yani bir yatırım yaptığınız zaman konuttan elde ettiğiniz kira geliriyle net. Ticariye yatırım yaptığınız zaman elde ettiğiniz ticari getiriye bakarak hani hangisi doğru yatırımsa oraya yönleniyorsunuz. Burada birazcık daha konutların fiyatlarının çok makul seviyelerde olması. Ticarilerde genelde fiyatlar bir tık daha primli. Çünkü ticari her zaman daha yüksek getirisi olan bir yatırımdır. Dolayısıyla da konut tarafı daha cazip olduğu için şu anda konut tarafında daha fazla hareket var. Peki genel fiyatlara bakacak olursak yatırım aracı olarak cazip mi konut sektörü? Merkez Bankası'nın açıkladığı son konut fiyat endeksinde Kasım ayında aylık %1, yıllıksa yeni konutlarda %10, genel anlamıyla %7'lik bir artış olmuştu. Sizin de bu aya ilişkin Reading Goder'in yeni bir konut fiyat endeksini yeni açıkladınız. Konut tarafı, evet. Yatırım cephesinde cazip bir enstrüman haline gelebildi mi? Şimdi nominal fiyatlar Türkiye'de hep artar biliyorsunuz. Yani enflasyon olan bir ülke olduğumuz için her ay %1-2 fiyatlar sürekli artar. Ama enflasyondan arındırdığınız zaman aslında baktığınızda 2019 senesinde %10 fiyatlar düşmüş. Artmış gibi dursa bile ama gerçek anlamda reel getirisi -10 olmuş. Dolayısıyla bu ekonominin genel gidişatı ile ilgili bir durum. Eğer diğer yatırım araçlarından elde ettiğiniz getiri düşük kalacaksa o zaman evet konut yani... Düşük faiz ortamı sürdürülebilir bir halde devam ederse, evet. Ama dövizin hareketi ne olacak, altının hareketi ne olacak, diğer yatırımlar, borsa ne olacak? Bunların hep getirilerine göre baktığınız zaman
bir uzun vadeli bir gayrimenkul yatırımı net kira geliriyle aslında mukayese edilerek bakılması lazım. Orada %5 civarında yıllık bir getiri beklentisi var. Yani 20 yılda yatırımımızın geri dönecek şeyi. 2019'da bu rakam 19.3 olmuş. %5.02 ya da öyle bir rakamlar. Dolayısıyla aslında o son 6 aydaki faiz düşüşüyle birlikte ortalama rakamları yakalamış durumda 2019'u kapattık. 2020 nasıl olacak dersiniz? Valla bunu yaşayacağız, göreceğiz. Benim beklentim bu trendin daha devam edeceği yönünde. Dövizde çok ciddi bir hareket veya dünyada çok ciddi bir kriz yaşanmadığı sürece bizim iç dinamikleri etkileyecek. Konut artık yavaş yavaş cazip bir hale geliyor diye düşünebiliriz. Peki bu cazip hale gelmesi yatırımcıların özellikle yatırım cephesine yeni proje üretmesi açısından iştahını artırır mı? Hakan Bey, nasıl görüyorsunuz ve konut fiyat endeksinde sizin de beklentinizi almak isterim bu yıla dair. Alp Bey'in yorumuna bir ek yapmak isterim. Açıkçası hani Türkiye genelinde tabii eksi 10'la kapattığını duymak tabii üzücü ama talep gören bölgelerde ben konut stoklarında kriz yaşandığını görüyorum kendi gözlerimle. Özellikle yabancı tarafında ve Türk tarafında. Talep gören bölgelerde bizim yabancılara yatırım yaptırdığımız yabancıların 6 ayda %20, %30 fiyat farkı, kârı yaşadığını görüyoruz. Kira getirisi olarak 15-20 yıllık kira garantili sistemlerle yatırım yaptırdığımızı düşünürsek, talep gören bölgelerde ciddi anlamda özellikle İstanbul'un ana arterlere yakın bölgeleri, işte TEM'e yakın, E5'e yakın, havalimanına yakın gibi bölgelerinde baktığımızda yeni projelerin lanse edilecek olması gayrimenkul sektörünü heyecanlandırmaya başladı. Bu bir iştah kabartıyor tabii. Niye? Çünkü mesela 1+1 konut tipinde Maslak bölgesinde konut sayısı çok az kaldı. Ve böyle bir ihtiyaç doğuyor. Çünkü gelen talep her zaman bu yönde. Onun için yeni projeler planlanıyor. Yeni development'lar yapılıyor. Yeni fizibiliteler yapılıyor. Daha doğru planlanılmaya çalışılıyor. Onun için bence bunlar iyimser gelişmeler. Bölgelere göre de değişim sağlanacaktır. Evet. Peki bir deprem gerçeği var ve kentsel dönüşümden başlıyoruz. Ama ancak bir anlamıyla da sistemli bir şekilde niyeti ama yol sırasında çok öğrendik. Kentsel dönüşümden ziyade bina yenileme kısmı gibi oldu. Parsel bazlı bir alan bazlı yapılması gerekiyordu. Bu anlamda kentsel dönüşüme yönelik yeni adımlar atılıyor. Bu konut sektöründe beklenen hareketi sağlar mı sizce? Fikrime göre bu konuda yapılan çalışmalar, yeni yapılan çalışmalar daha iyimser. Önceden kentsel dönüşüm, ransal dönüşüme bürünmüştü. Çünkü kentsel dönüşümün ihtiyaç olmadığı bölgelerde bina yenileme projeleri yapıldı. İşte bunu gördük Bağdat Caddesi'nde, Erenköy'de, Suadiye'de. Şu anda devletin tamamen politikayı değiştirip afet riskli olan bölgelerde ilk başta bunu öncelik haline getirmesi, ki bu afet riskli bölgeler özellikle yatırımcılar için de çok değerli bölgeler. Bahsettiğimiz işte Bayrampaşa olsun, Gazi Osman Paşa olsun, Eyüp olsun, tarihi değeri olan bölgeler. Bence kentsel dönüşümün daha profesyonel, daha akademik bir şekilde yönetilmesi konut sektörü için çok önemli ve iyimser bir gelişme olacaktır. Evet, şimdi yeni artık prototipte daha dikey değil yatay konutların olması hedefleniyor ve mevcut emsal ve kat yüksekliğine ilişkin yeni sınırlandırmalar da getirdi. Ancak eski konutlarda hisse sahipleri de kendi ceplerinden ek ödeyerek, çünkü eğer kat yukarı çıkmazsa, belli bir oranda çıkmazsa binayı değiştirmesi, yani binanın yenilenmesi pek de mümkün gözükmüyor. Evet. Bu belki bir miktar kentsel dönüşümün önünü tıkayabilir mi? Belki oradaki yükseklik sınırlandırması çok mu farklı olmalıdır? Evet, 16-17 katlı değil ama en azından belli yerlerde daha 1-2 kat verilmeli. Yoksa öbür türlü de yani hissedarların bir bedel ödeyerek o binanın dönüşümü sağlanacak ki burada da tıkanıklık yaşanacağına ben inanıyorum. Ne dersiniz Zahit Bey? Yani kesinlikle katılıyorum. Bu sınırlamalar muhakkak bir ekonomik zorluk getirecektir mülk sahiplerine. Ama kentsel dönüşümü genel itibariyle şöyle bir yorumlarsam, Türkiye'de deprem olunca insanların aklına geliyor. Senelerdir bu konu gündemde. Biz bu konuda aslında ne kadar yol alındığı konusunda belediyelerden çok fazla bilgi alamıyoruz.
Biz de çok aslında çok çalışma yapmaya çalıştık. Yani hangi bölgelerde ne kadar tamam, ne söylendi, ne yapıldı vesaire hı hı. konusunda. Gördüğümüz kadarıyla çok fazla bir yol kat edilmedi. Ve şu anda çok ciddi bir risk söz konusu. Can kaybı söz konusu aslında. Yani hani işin biz hep ekonomik tarafına bakıyoruz ama aslında işin sosyal tarafı işte. Yenilenmesi gereken ne kadarlık bir konut stoğu var riskli grupta? Yanlış bilmiyorsam. İstanbul üzerinde. İstanbul üzerinde mi? Evet. Yani İstanbul'da %40 olabilir. Yani %40'ı. Ciddi bir stok var. Tam rakam şimdi ezberimde yok ama. Tüm Türkiye genelinde adetler var mı? Şu anda ben atmayayım size rakamları yani hı-hı. ezberimde yok ama çok ciddi bir yani olduğu gibi bir bölgenin deprem riski olduğu ve o bölgenin tamamının yıkılıp baştan yapılması veya orada hiçbir şekilde ev yapılmaması gibi durumlar var. Yani zemin sorunlu olan yerler var çok fazla ve orada da çok ciddi miktarda yaşayan insanlar var. 1 milyon, 1,5 milyon mesela bir bölgede hı-hı. tamamen yerleşmiş. Ve plansız programsız bir şekilde yapılmış binalarda yaşayan insanlar var. Ve bunların tamamının yıkılıp dönüştürülüp veya başka bölgede taşınması gerçekten zor işler bunlar. Ama bir yerden başlamak lazım. Bunun da ne kadar yapıldığı, ne kadar bundan sonra yapılacak konusunda da aslında büyüklerimizden, devletimizden biraz bilgi bekliyoruz. Çok fazla açıkçası bilgi alamıyoruz bu konuda. Buyurun Hakan Bey. Bir ek yapmak istiyorum. Ben 2015'te Türkiye'nin ilk master planlı kentsel dönüşüm projesinin bütün proje gelişim sürecinde yer aldım. Yönetim kurulu üyesi olarak. Benim deneyimlediğim birçok şey oldu tabii. Tabii 3 tane ana oyuncu var kentsel dönüşümde. Birisi bürokrasi, birisi satın alacak insanlar, birisi geliştirici, birisi de malik, oradaki hak sahibi. Ben şunu çok öneriyorum. Kesinlikle siyaset kentsel dönüşümden çekilmeli. Kentsel dönüşüm başlı başına profesyonel ve gerçekten çok kalifiye insanlar tarafından yönetilmesi gereken bir kurum haline gelmeli. Her deprem olduğunda dediğim gibi aynı konuları konuşuyoruz ama gerçekten bu konuları konuşmaya devam etmek istemiyorsak kesinlikle siyasetin bu işten çekilmesi, A partisi B partisi bunu bir şova dönüştürmemesi, aynı zamanda doğru insanların, doğru profesyonellerin bu işlere ciddi anlamda master planlı, alan bazlı ve dikkatli bir şekilde yer alması ve malikler için de bir işte indirim bir aracılık sistemi vardı. O tarz kurumların artık kuruluşlarının kurulması lazım. Yani bir kişi yüzünden 6-7 ay, 8-9 ay kentsel dönüşüm projeleri iptal olabiliyor, duraklatılabiliyor ve hani 45 metrelik kodlu projelerden bahsediyoruz. Hani hı-hı. ciddi bir deprem riski var. Bu konuda benim görüşüm açıkçası böyle. Yani kesinlikle kentsel dönüşüm farklı bir şekilde değerlendirilmeli ve çok acil bir şekilde acil önlem planları hazırlanmalı ki İstanbul'la ilgili bugün Twitter'da da görüyoruz, medyada da görüyoruz. Bir deprem gerçeğinden ve bu depremin yaratacağı insan kaybından ciddi anlamda bahsediyoruz. Ama neden aksiyon alınmıyor ciddi anlamda hala anlamış değilim o konuda. Evet, depremden depreme hatırlanıyor ve sadece İstanbul değil, tüm evet. Türkiye gerçeğinde Türkiye'nin ağırlıklı deprem kuşağında olduğu düşünülürse, değil mi? Deprem değil, evet. çürük binalar öldürür. Bu konuda da çok hızlı aksiyon alınmalıdır diyorsunuz. Tamam. Ben de çok çok teşekkür ediyorum Hakan evet. Buca ve Marsil Investment CEO'su ve Reading Genel Müdürü Alp Çapa ediyor. Ve böylelikle bir iş dünyasını daha bugünü burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.